Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan park, ölümünün 13. yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kazım Karabekir mahallesindeki parkın açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir mahalle muhtarı Şeref Bölükbaşı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, davetliler ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri katıldı. Mahalle sakinleri Muhsin Yazıcıoğlu parkının açılış törenine yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti. Bu mahallenin özelliği, bu mahallemizde Sivaslı kardeşlerimiz yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Burada muhtarımız ve mahalle başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu isminin acaba verilebileceğini, verilip verilemeyeceğini sormuştu. Biz de tabii ki dedik, meclisimize getirdik. Meclis üyelerimize ben teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bugün 25 Mart 2022 Cuma günü vefatından tam 13 sene sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini bu parkta yaşatmak üzere sizleri burada misafir ediyoruz. Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu normal sıradan bir açılış değil. Bir park açılışı da değil. Aslında geçmişte siyasete imza atmış, kişiliğiyle, karakteriyle, çizgisiyle birçok insanın takdir ettiği, sevdiği ve hatırladıkça arkasından Fatiha okuduğu, siyasetin yetiştirdiği önemli, güzel, çilekeş, vatan millet sevdalısı, bayrak sevdalısı, güzel bir insan. Dolayısıyla mekanı cennet olsun diyorum. Buradaki park yaşadıkça Muhsin Yazıcıoğlu ismini gençlerimiz kim diye merak ettiklerini araştıracaklar ve nasıl bir insan olduğunu öğrenecekler. Ve inşallah onun yolunda, bu ülke sevdası yolunda, vatan, millet, Kur'an sevdası yolunda inşallah bu gençlerimiz yetişecek. Helikopter düştüğünde ben üniversitede öğretim üyesiydim. Arkadaşlar geldiler. Harita mühendisliği bölümünde olduğum için elimizin altında arama cihazları, GPS'ler vardı. Harita istediler. Ve gereken desteği verdik ama maalesef uzun sürdü, bulunamadı ve şehadeti yaşamış oldu. Ama şunu gördüm ki gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu'nun çektiği çileyi bilen birçok dava arkadaşı var. Ve şu anda da 13 sene sonra bakın, bir sene sonra değil, 13 sene sonra onu hatırlayıp tekrar bir park ismi verilmesi, ki bu park Türkiye'deki yüzlerce parktan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ne kadar sevdiğini gösteriyor. Ben tekrar mekanı cennet olsun diyorum. Bu parkın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar, hürmetler sunuyorum.